Nasıl buldun ekibi? Tatlı insanlar. Yani konuşurken o kadar yaratıcı durmuyorlar ama neticede getirdikleri iş iyi, güzel. Ben de biraz ona takıldım. Neye takıldın? Yani iyiler hoşlar da sanki projenin bazı detaylarını bugün ilk defa bizimle öğreniyor gibiler. Baksana Pelin toparlıyor hepsini konusunu. Bir de Nazlı. Nazlı Pelin'in bazı hareketlerinden şüphelenmiş. Bir şey var bu kızda diyor. Ben de maalesef Nazlı'nın içgüdülerine hala güveniyorum. Bilmiyorum ki Ferit. Sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Niye olmasın? Her taşın altından çıkan adam Hakan. Marina işine de niye burnunu sokmasın ki? Ya bilmem ki. Neticede Pelin'i hayatımıza sokan Nazlı biliyorsun. Neyse şimdilik işimize devam edelim. Yani bu Hakan paranoyası yüzünden insanları töhmet altında bırakmıyor. Ne dediysen boş. İyilik yaramıyor ki. Kabahat zaten onu düşünende. Allah Allah. Nasıl inanmaz sana ya? Ne diyor peki? Ben onu kıskanıyormuşum. Ben adama diyorum ki Feritçim bak masanın üzerinde duran o kremalı, üzerinde çilek olan pasta var ya zehirli. O bana ne dese beğenirsin. Ne? Sen beni kıskanıyorsun. Allah Allah. Kıskansan ne olacakmış ki yani? Ha? Soruyorum yani ne oluyormuş kıskanınca? İnsan sevdiği kişi belli bir ölçüde kıskanabilir. Evet kıskanabilir ama benim derdim kıskançlık değil. Ben Ferit'i korumaya çalışıyorum. Kız var ya Ferit'e sanki böyle Ferit'in içine oyacak gibi bakıyor. Ya başkası olsa onu da korurum. Nazlı kızım ben varım karşına ya Fatoş. Sen bir kere Ferit'i seviyorsun tamam mı? Böyle Ferit'in etrafında da gözleri fıldır fıldır aklında 40 tane tilki olan bir kadın dolaşınca insan sinirlenebilir tabii ki de. Ferit sen kendimi uzak tutmak zorundayken o istediği kadar yaklaşabileceğini düşünüyor. Ağrıma gidiyor tabii. Gitmez mi tabii Nazlı? İnsan ne kadar çok fırsatım varmış diye düşünüyor. Hiç değerini bilememişim diye düşünüyor. İşte şimdi istesen de yanına bile yaklaşamazsın. Beni üzecek diye yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama onsuz da sanki zaman geçmiyor gibi. En zor da bu sanırım Nazlı. Hem ondan uzak kalamıyorsun hem yanındayken de acı çekiyorsun. Fatoş. Nazlı. Canım Fatoş'cum senin bana söylemek istediğin bir şey olabilir mi acaba? Ay Nazlı ben galiba Tarık'ı seviyorum. Hı? Hem de öyle arkadaş gibi değil yani. Hani arkadaş olarak da seviyorum ama... arkadaşlıktan daha öte bir şekilde seviyorum yani ben onu. Ay oh! Ay! Söyledim rahatladım valla. Bir dakika. Bizim Tarık'tan bahsediyorsun değil mi? Yani bak başlarda ben de öyle görmezden geldim tamam mı? Arkadaş gibi falan dedim ama öyle değil ya Nazlı. Kimse bana Tarık'ın baktığı gibi bakmıyor ya. Gerçekten ben de bir tek bana baksın istiyorum. Bir tek bana gülsün istiyorum. Ay ben resmen aşık olmuşum ya. Olmuşsun galiba Fatoş. Of. Benim var ya dışarıya çıkıp şöyle bir bağırmam lazım Nazlı. İçimdeki bu şeyi atmam lazım. Deminden beri göğsüme bir öküz oturdu. Çıkmıyor. Sinirden çocuğu da çatır çutur tuzladım zaten. Tuzladın mı? Ekiple tanıştınız. Bundan sonra haftada bir rutin olarak görüşüp gelişmeleri size aktarırız. İyi olur. Bilgileri sürekli güncellemek bizler için faydalı. Bugün işler açısından çok keyifliyim. Hem bu marina projesinin problemsiz ilerlediğini gördüm. Hem de bugün bir ihalede Hakan'ı alt edeceğiz. Hastane arsası ihalesi değil mi? Kesin mi o iş? Kapalı zarf usulü yapılıyor başvurular. Bizimkiler son anda bir hesap çıkardı. Teklifi 200 milyon liraya çıkarmaya karar verdik. Ha, 150 milyon civarında kalacaktık ama. Evet ama yine bir bilgi geldi. Net 200 milyon teklif veriyoruz. Tebrikler. Önümüzde kutlama yapacak çok şey olacak demek ki. Evet, aynen öyle. Kalkalım biz de Engin ufaktan. Şirkette bir toplantımız daha var malum. Biz de projenin üzerinden bir kere daha geçelim. Sonra ben alışveriş için burada birkaç yere gideceğim. Görüşürüz. Beyler görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Belinciğim görüşürüz. Kendinize iyi bakın.